Polonya'da bir adam neredeyse 20 yıl komada kaldıktan sonra gazetelerin manşetlerini süsledi ve çokça konuşuldu. Hikayemiz 1988'de başlıyor. Jean adında demir yollarında çalışan bir adam, geçirdiği kaza sonucu ağır kafa hasarı alıp komaya giriyor. O yıllarda tıbbın günümüzdeki kadar ileri olmadığını da belirtelim. Komaya giren Jean'a doktorların yapabileceği hiçbir şey yoktu. Doktorlar Jean'dan umudu kesmişti. Jean'ın beyin ölümü gerçekleştiğini ve uzun yaşayamayacağını söylüyorlardı. Ama eşi ondan ümidi hiç kesmedi. Bir mucizenin gerçekleşmesini bekliyordu ve gerçekleşti de. Doktorlar Jean'ın asla iyileşemeyeceğini, gözlerini bir daha açamayacağını düşünse de o 19 yıl sonra hayata yeniden gözlerini açtı. Bu olay tabii ki herkesi çok şaşırttı. Dünya üzerinde tanınmış çeşitli gazete ve haber kanalları bu habere yer verdi. Jean taburcu olduktan sonra muhabirler ard arda gelip Jean'la röportaj yaptılar. Jean kendine geldiğinde komada bulunduğu sürede yaşanan değişimleri ilk duyduğunda şok oldu. 1988'de Jean'ın 4 çocuğu vardı ama uyandığında kendisini bekleyen 11 torun gördü. Kendisi komadayken ailesi büyümüş ve aileye yepyeni simalar katılmıştı. 19 yılda gelişen teknoloji de epey şaşırtıcıydı. Bir televizyon kanalında çıkan röportaja göre Jean teknoloji hakkında şunları söylüyor. Sokakta kimi görsem cep telefonu var ve marketlerde artık o kadar çok şey var ki bakmak bile başımı döndürüyor. Jean komadayken hem tüketim alışkanlıkları hem de insanların genel olarak yaşam şekli çok değiştiği için Jean bunlara şaşırmadan edemedi. Bunlar 19 yıllık komadan uyanarak herkesi şaşırtan Jean'ın özümsemesi için çok fazlaydı. Hikayemizin oldukça ilginç bir tarafı daha var. Her önlerine konan habere inanmayı reddeden The Guardian gazetesi, bu olayın köküne indi ve garip bir şeye rastladı. Nihayet Jean'ın gerçek hikayesi ortaya çıktı. Görünüşe göre Jean 19 yıl değil, yalnızca 4 yılını bu şekilde geçirmiş. Jean bu bilgiyi The Guardian'ın muhabirlerinden birisiyle yaptığı röportajda paylaştı ve şunları ekledi. Ben o şeylerin hiçbirini söylemedim. Yalnızca bir gazeteci benimle konuştu. O yazanlar doğru değil. Bu haber her yeniden yazıldığında hikayeye yeni şeyler ekleniyor. Habere eklenen bilgilerin neredeyse hepsi uydurmaydı. Jean'ın eşi de bu söylenenleri doğruladı ve Jean'ın yıllardır tekerlekli sandalyeye mahkum ve hasta olduğunu, yalnızca söylenenleri dinleyip cevap verebildiğini belirtti. Jean bu süre boyunca aslında hiç komaya girmemiş. Eşi bunu şöyle anlatıyor. Kendisine denen her şeyi anlıyordu. İlk başlarda bir şey vermek ya da içmek istediğinde bana göz kırparak haber veriyordu. Sonra da yeniden konuşabilmeye başladı. Televizyon kanalları sayesinde olan bitenden gayet haberdardı. Olaylar hiç de medyanın yansıttığı kadar şok edici değildi. Jean da şunları söylüyor. Görmediğimi iddia ettikleri her şeyi gördüm. Yalnızca bir süre kendimi ifade edemez hale geldim. Haberleri televizyondan takip ediyordum. Ayrıca torunlarımla da tanışmıştım. Tüm bu yalan rüzgarının ardından neyse ki olayın aslı açığa çıktı. Jean'ın komada olup olmaması bir yana, tüm bu zorlu süreçte eşinin yanı başında durması takdir edilesi doğrusu.